Masal severler, kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen bize destek olup abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bugünkü masalımız Mercan Kız. Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok demesi, yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde bir padişahın bu dar dünyada bir tek çocuğu varmış. Onu adaklarla, dileklerle, uzun yıllar beklemekle kavuştuğu için bu biricik oğlancığının üzerine titrer, onun kılına bir zarar gelmesini istemezmiş. Oğlancığın bir dediğini iki etmez, ağzının içine bakar durur, gözünün yaşına bent olur gidermiş. Zamanla bu çocuk büyüyüp gelişince padişah ona yola bakan bir saray yaptırmış. Uşağını kullukçusunu, seyisini arabacısını, lalasını dadasını da seçip sarayın içine koymuş. Haremini selamlığını eksiksiz düzenleyip hepsini oğluna bağışlamış. Şehzade bu yeni saraya yerleşmiş. Arada ata biner, ava çıkar, sık sık çengili çalgılı toplantılar düzenler, soy kişiliğinin gerektirdiği atalardan gelme, görenekten görme, ne varsa hepsini yerine getirirmiş. El bebek, gül bebek, gerisi ne demek? Şehzademiz büyümüş, ha deyince aklına eseni, paşa gönlüne düşeni yapar hale gelmiş. Bu sarayın karşısında, yol çatalının birleştiği yerde, ikiz lilesinden gürül gürül sular akan, arkasını bir çadır çınara vermiş bir büyük çeşme bulunurmuş. Bütün şehir halkı sabahtan gece yaralarına kadar kuyruk olur uzanır, genç yaşlı, kadın erkek gelirler, bu çeşmeden suyla doldurdukları testilerini, bakraçlarını evlerine taşırlarmış. Şehzade delikanlı yaşına yaklaşınca ata binmeye, silah kuşanıp atıcılık yapmaya merak sarmış. Sonunda yay çekip ok atmaya da heves edince, padişah babası ona saray hazinesinden süslü püsküllü bir ok takımı bağışlamış. Şehzade her gün gönlünü estikçe bunları kuşanır, önceleri sarayın içinde fır dolanıp delik deşik etmediği minder, yastık bırakmaz ve sonunda oldukça el alıştırıp pencere önünde durup öteye beriye nişan alıp kiriş çekermiş. Alımlı çalımlı ya hak diye naralar atıp oklarını vızıltatıp kediye köpeğe nişan alıp onları da tepeledikten sonra pencere önünde oturup can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur. Esnemekten ağzı yırtılır, içinin şişkinliğinden yüreği bükülür hale gelirmiş. Bir aralık şehzade, beli iki büklüm, dişleri dökülmüş, gözlerinin feri sönmüş, bir koca karının bir elinde su testisi, bir elinde 40 boğumlu, 40 budaklı bastonuyla karşı çeşmeye su aldığını görmüş. Koca karı inliğe sızlıya testisini doldurup geri dönerken, pencereden bir zaman bunu seyreden şehzadeyi içinden birisi dürter. Yayını çekmesiyle bir ok gönderip bu fakirin elindeki su testisini kırar. Koca karı şehzadenin yaptığına çok kızıp ağız dolusu sövmeye, zehir saçıp ilenmeye davransa da padişah oğludur, aman bir zarar erişir bundan bana diye gırtlak 9 boğumdur, 8'inde tutar ama birinde kendini alamaz. Fakirdir. Testi alacak parası yoktur. Üstelik karı yaşta, el gün ortasında maskara edilişi de ayrı bir ardır. Bir durur, 5 yutkunur. Ey şahoğlu, şehzadesin, gençsin. Sana bir şey diyemem, kötü söz söyleyemem. Ettiğinden bulasın, Mercan kıza aşık olasın. Deyip 40 budaklı, 40 boğumlu bastonunu kakalıya kakalıya, eteğini yolun tozunda sürüye sürüye, salyaları akarak, sümüğünü çekerek, taştan taşa sekerek, düşe kalka gider yürür, köşeyi döner. Şehzadenin o anda üzerine bir durgunluk, bir yorgunluk dumanı çöker. Koca karı köşeyi dönünceye kadar ardından baka kalır. Yerinde duramaz, bir soluk oturamaz. Haylazlıkta benzeri olmaz. Oku ile yayı elinden düşer, içine yumru bir düşünce oturup,
yavaştan dallanıp budaklanmaya, kol kanat salmaya, iyice yerleşip köklenmeye başlar. Derken gönlüne bir sönmez ateş düşüp, "O hay hay bre aman" dedikçe dumanı başından tütmeye başlar. Şehzade duramaz, dinlenemez. Ne çengi ne çalkı, bir şeyle avunamaz. Kimsenin yüzünü göremez, sözünü dinlemez biri olur. Yemeden, içmeden iyice kesilir. Hepsinden kötüsü, gece uykusu kirpikli gözlerine girmez. İçeri dışarı döner dolanır, saatlerce dikilir, düşünür kalır. Acaba bu mercan kız denilen hangi padişahın kızıdır? Bu diyara bir yol var mıdır diye düşüne düşüne gözünde gönlünde bu mercan kızı öyle büyütür ki hasretine dayanmaya gücü yetmez hale gelir. Günün birinde padişah babasının karşısına çıkar. "Şah babam, ah vah babam, ben mercan kıza tutuldum. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Kısmeti gönlüne doğana durdurak olmaz. Ben de kalkar bu kızı bulmaya sefere çıkarım" der. Onca mihnet, dilek ve emekle son gününde verimsiz bağında bir gül goncası bitirmiş olan padişah, adaklarla, kurbanlarla bugüne getirip büyüttü. Bir tanecik oğlunu tek başına gurbet yoluna salıp ardından hay vah diye yanıp yakılmak istemez. "Benim oğlum, her küpün bir kulpu olur tutarsın, her işin bir yolu yordamı olur, güder gidersin. Ben ki bir padişahım, elimin gölgesinde şu kadar mülk, şu kadar kul ile yaşar. Çoğalır göçerim, güçlüyüm, hükmüm ve hatırım topraklarımı aşar, yedi iklim dört keşiye ulaşır. Tatar salalım, ulaklar ulaştıralım, bulup buluşturalım. Kimin kızıdır, neyin nesidir bilelim. Sonra Tanrı emri, peygamber sözü, dünya töresi, soy kişiler düzeni, gönül rızası ile o kızı ailesinden isteyelim. Verirlerse verirler, vermezlerse tuğ diker asker çeker yürürüz. Kolumuzun gücü hakkına kızı alır geliriz. Sen gam çekmeye oğul, elini sallasan ellisi, başını sallasan başı tellisi. Hele sen çekil sarayına, zevkin de sefanda ol" deyip yedi iklim dört köşeye Tatarlar salıp, ulaklar ulaştırıp paşalarını, vezirlerini, devletin ileri gelenlerini, aksakallı gün görmüş, savaş geçirmiş, diyar gezmiş bilir kişilerini divana çağırtır, tek tek soruşturur, bir bir araştırır, kafa kafaya görüştürür, saatlerce doluya koyar sığdıramaz, boşa koyar dolduramaz. Mercan kızın kim olduğunu bir bileni bulup ortaya çıkaramazlar. Padişah da büyüklü küçüklü hepsini meclisten kovar. Saçını bölük bölük yolar. Göğsünü güm güm yumruklar. "Bu ne iştir? Ben bir cihan padişahı olayım da benim adamlarım bu kadarcık şeyi bilemesinler" diye ortalığı kas kas kavurur. Saray tabanlarını hamam kubbesi gibi öttürür. Hop otura, hop kalka, öteye bereye saldıkları ulakları, Tatarları bekler. Sonunda bunlar da birer ikişer döner gelirler. Ama yine mercan kızdan bir haber yoktur. Şehzade her gün her gece pencerelerde bekler. Kapıda gelenleri karşılayarak yürek avutacak bir haber alamayınca boynunu büker. Ay vay diyerek içeri dışarı dolanır durur. Sonunda gidenlerin hepsi döner gelir. Dünya yüzünde yedi iklim, dört köşede mercan kız adında birinin varlığından kimsenin haberi olmadığı anlaşılır. Gel zaman, git zaman. Padişah bir meraktır almış. Bu işi kendine dert edinmiş. Oğlunun gönül derdini bir onur işi haline getirmiş. Her önüne geleni sorgularmış. Kimseye göz açtırmaz, sürekli araştırır, soruşturur. Bir yandan da oğlanı oyalamaya çabalarmış. Günün birinde oğlanın sabrı tükenir, sarayından çıkar, gider babasının elini öper. "Aman şah babacığım, artık bu derde sabrım kalmadı. Bu kızı buluncaya kadar gezip dolaşacağım. El elin işine candan sarılmaz. Kul şahın işini verisiye görür. Kendim gidip dolanayım, soruşturayım.
Umarım ki bir ipucu ele geçiririm. Onu yuvasına kadar izler, bulur çıkarırım diye ayak diretir, babasına sözlerini söyler. Padişah bir iki konuşup bu oğlanı yolundan çevirmek isterse de sonunda çaresiz kalarak onu iki gözünden öpüp istediği izni verir. Has ahırdan bir şahbaz at çıkartıp sırtına bir heybe dolusu altın koyarlar. Şehzade yol hazırlığını bitirir, gider babasının elini öpüp atına biner. Padişah, haydi oğlum, Tanrı işini rast getirsin, kısmetini yoluna çıkarsın, seni gönlünün dileğine kavuştursun. Bak ben de iyice kocadım, bir ayağım çukurda, gözlerimi yollarda bırakma, tez vakitte bulur, alır dönersin inşallah deyip hayır dualar eder. Şehzade vurur kamçıyı, sürer atını. Gözünün yaşına, başının düşüne, yolların tozuna karışır gider. Az gider, uz gider, dere tepe düz gider, 6 ay bir güz gider. Derelerden coşan seller, tepelerden esen yeller, kervan altında tozutan yollar gibi sarılır gider. Gide gide günlerden bir gün, içi geçip at üstünde uyuklarken, yoldan izden şaştığının, sapa yollara vurup geçtiğini farkına varır. Atın dizginini boşaltarak, bu zamana kadar usludan akıl, kişiden nakil sorduk, görüştük, tedbir danıştık. Bugün de bu işin başını atıma bırakayım, bakalım beni nerelere alır götürür der. Sonunda at bunu götüre götüre gittiği yolun ağzına dikilmiş bir sipsivri tepenin karşısına ulaştırır. Her yan kesme kayadır. Kenarında dar bir yol vardır. O yol dolanarak yukarı gider. At kendiliğinden bu yolu tutar. Dolana dolana tepenin doruğuna çıkar. Meğer tepenin üzerine tabla gibi düzmüş. Biraz yürürler, önlerine dik bir uçurum gelir. Karşı yamaçtan kopmuş bu uçurum. Kesme kayadan dimdik iki minare boyu derinmiş. Karşısı bir çayırlık yamaç. Gerisi de koyu karanlık, ışıksız bir orman. Şehzade attan inip bacakları titreye titreye, öteye beriye bakınırsa da dik kayadan aşağı inecek ne bir geçit, ne bir yol, ne de ayak basılacak bir çatlak görür. Oraya buraya bakınırken akşam ansızın gelir çöker. Her yanı karanlık basar. Şehzade bu karanlıkta ileri geri dolaşmaktan çekinir. Şurada bu akşam yatayım. Sabahın şerri akşamın hayrından yeğdir. Sabah ola hayır ola. Gün ışınca elbet bir geçit bulur. Bu çatlağı aşarım diyerek oralarda bir kovuk bulur. Atının kolanını boşaltıp eğerini alır. Çulunu örter, yemini verir. İki gözünden öptükten sonra kendisi de kilimini örtünür yatar. Aradan çok geçmemiş, tam sabah namazı zamanı uçurumun dibinden yukarı bir gıcırtı, bir harıltı gelir. Yerinden kalkıp aşağıya bakar. Öyle bir dev anası görür ki bir dudağı yeri süpürür, diğer bir dudağı havayı yelpazeler. Bastığı yeri güm güm öttüren bir dev anası. Soluk aldıkça otu, ağacı samyeli değmiş gibi kavurur. Gıcırdıya gıcırdıya, gele gele kaya çatlağının dibinde durur. Oradan yukarı bağırır. Mercan çocuk, mercan kız, uzat saçını, yukarı çek ananı. Deyince keskin kayanın kenarın sinmiş, korkudan eli ayağı kesilmiş, tir tir titreyen, bedenini kıpırdatmaya gücü yetmeyen bu oğlanın kulağına birden mercan kız sedası gelince büsbütün kendinden geçer. Heyecandan yüreği çekiç gibi göğsünü döver. Demin korkarken şimdi sevinip Tanrı'ya şükreder. Bu dev anası aşağıdan birkaç kere "Mercan çocuk, mercan kız, uzat saçını, yukarı çek ananı!" diye seslenince karşı kayadan bir kapak açılır. İçinden ayın 14'ü gibi geceyi aydınlatan bir kız başını uzatır. Kız çift örgülü urgan kalınlığındaki saçlarını aşağı sallandırır. Dev anasını yukarı çeker alır. Sonra içeri girip kayanın kapağını kapatır. Bu kızı gördükten sonra
O gece şehzadenin gözüne uyku girmez. Gözlerini kayaya diker. Yüzük koyun yapıştığı kayanın kenarında sabaha eder. Gün doğarken kayadaki kapı yine açılır. Uzun saçlı mercan kız dev anasını iki minare boyu uçuruma sarkıtıp yeniden saçlarını toplar. İçeri çekilip kayadaki kapağı kapatır. Dev anası da gıcırtılı sesler çıkara çıkara bir dudağı yerleri süpürüp bir dudağı gökyüzünü yelleyerek yolları güm güm öttürerek yürüyüp gider. Bir ormana dalıp gözden kaybolur. Oğlan bütün bu olanları sonuna kadar seyredip yerinden kalkar. Atına biner, geldiği yoldan döne dolana tepenin ayağına iner. Dört nala at sürerek tepenin ardından dolanır. Uçurumun dibine gelir. Atını sapa bir yere gizleyip dev anasının duru seslendiği yere ulaşır oradan. Mercan çocuk, mercan kız, uzat saçını çek çıkar beni diye birkaç defa bağırınca yukarıda kayanın kapağı açılır, aşağıya çift örgülü urgan kalınlığında bir saç uzanır. Şehzade sarılınca çeker onu yukarı çıkarır. Şehzade pencerede görününce kız da ne görsün? Gayet yakışıklı bir genç şehzade, hem de düşünde gördüğünden ziyade kız ile şehzade karşılıklı bir zaman sararıp bozarıp sonunda ucundan kıyısından sohbetin tatlısına girişirler. Hayvan koklaşa koklaşa, insan da söyleşe söyleşe anlaşırmış. Az vakitte 40 yıllık tanıştan ileri olur kaynaşırlar. Onlar böyle gelmişten ve gelecekten soruşup olup bitenleri görüşürken vaktin zamanını, günün saatini aşırıp akşamın karanlığını kavuşurlar. Dev anasının aşağıdan bağırışını duyunca karşılıklı düşlerinden uyanırlar. Korkusundan şehzadenin eli ayağı boşanıp başlar tir tir titremeye. Bu kız hemen, "Korkma şehzadem, her derdin bir çaresi bulunur. Çözülmedik düğüm olmaz." deyip bu oğlana bir tokat vurur, onu süpürge biçimine koyup kapının ardına dayar. Bu sırada dev anası aşağıdan öyle bağırır ki yeri göğü titretir. "Mercan çocuk, mercan kız, uzat saçını, çek yukarı ananı." Mercan kız hemen kayanın kapağını açar, saçını sallandırıp dev anasını çekip yukarı alır. Dev anası içeri girince şöyle bir durulayıp yanına yöresine kuşkuyla bakınır, birkaç soluk havayı ciğerlerine körük gibi çekip kıza "Mercan çocuk, mercan kız, burada adam eti kokuyor, kokusu ciğerime doluyor." deyince bu kız "Aman ana, buralara bir adım nasıl gelir? Nasıl yukarı çıkarmış da kokusu olurmuş? Sen hele dişlerin dibini bir yokla, karıştır bakalım." deyince dev anası "Öyleyse benim şu diş karıştırıcımı bir getir hele." deyince kız oradan bir koca kazık alıp getirir. Dev anası bu kazığı dişlerinin arasına sokup karıştırmaya başlayınca ucuna koca bir adam kolu takılır. Dev anası yeniden onu ağzına atıp iki çeneyip yutuverir. Ardından bir köşeye kıvrılıp uykuya dalar. Sabah gün doğumuyla bu dev anası eski düzenine aşağı inip ormana gidince kızı hemen kapının arkasındaki süpürgeye bir tokat vurup onu eski kılığına getirip yeniden şehzadeye dönüştürür. Kızla şehzade yine el ele verip karşılıklı oturup dünkü kaldıkları yerden söze girişirler. Bir aralık şehzade, "Aman mercan kız, sultan kız, konuştuk görüştük, iyice tanıştık, düşlerimizi düşüncelerimizi bölüştük. Burada durup soruşup koklaşmakla olmaz. Gece kapı ardında eğleşmek, gündüz minder üstünde söyleşmekle gün geçmez. Ömür dolmaz. Bu dev anasının elinden kurtulmak, seninle babamın sarayına kavuşmak gerek. Aman mercan kız, bu işin kolay yolunu, düzenini sen bilirsin." deyince o da, "Aman şehzadem, öl dediğiniz yerde ölür, kal dediğiniz yerde kalırım. Hemen gidelim, dersen göçer giderim." der ve bunlar birlikte kaçmaya karar verirler. Yükte az, pahada ağır eşyaları bu kız bir heybeye doldurur. Bu mağaranın dağ yönünde bir başka kapısı varmış ki, o kapı ormana doğru giden bir yola çıkar. O yolda da dağdan taşa gidermiş.
kız oğlanın elinden tutar, bu kapıya götürür, ahırdan aldığı bir yağız ata binip, bir doğru atı da yedeklerini alıp tam kapıdan çıkarlarken kız, ''Aman şehzadem, önce ben geçeyim, ardımdan siz geçin, atınızın ayağı kapının eşini aman değmesin, yoksa olup biteni bu kapı eşiği olduğu gibi anama anlatır.'' deyince kendisi yedeğindeki atıyla geçer ama bu oğlan kızın ardından çıkarken atının tırnağı kapının eşiğine dokunur. Kız bunu görünce ''Eyvah eyvah, olanlar oldu işte, bu eşik artık susmaz, olanı biteni dev anasına anlatır, aman çabuk olalım.'' deyip mağaradan çıkarken aldığı iğneyi yakasına iliştirir, bir kalıp sabunu cebine sokuşturur, bir testi suyu da heybesinin gözüne tıkıştırır. Bu iki atlı yola çıkar. Kız öne geçer. Oğlanı gizli geçitlerden geçirip ışık sızdırmaz. Ormanlardan aşırıp dağlardan dolaştırıp sonunda ovaya indirir. Yolların tozuna düşüp kamçıya kuvvet, suskuna bereket, yeller gibi tozar, akşama kadar hayli yol alırlar. Bunlar yola koyulmuş gide dursunlar. Akşam olup dev anası kayanın dibini gıcırdaya gıcırdaya gelirken bir yandan da durmadan seslenir. Mercan çocuk, mercan kız, uzat saçını, çek çıkar ananı. Akşam olur, hava kararır. Yatsı vakti gelir geçer. Kayadan bir ses çıkmaz. Kapakta açılmaz. Dev anası kendi kendine. Bu kız herhalde bir yerde uyudu kaldı. Sesimi alamaz. Gençtir, uykusu derin. Olsun uyusun. Varsın iyice uykusunu alsın. Ben de bu gecelik şurada yatıvereyim der. Geceyi kayanın dibinde geçirip soluk alıp verdikçe horultusu yeri göğü inletir. Gün doğarken ormana gidip ikinci akşam yine kayanın dibine gelip seslenir. Oradan ne ses gelir ne kapak açılır. O gece de oracıkta sabahlar. Sabah olunca ormana gider. Sonunda üçüncü akşam da bağırıp çağırmasına karşılık bir ses alamayınca kuşkulanmaya başlar. O gece de kaya dibinde güç hal ile sabahı edip kendi kendine düşünürken aklı başına gelir. Aman bu bir gün değil, iki gün değil, üç gün oldu. Bağırır çağırır kaya dibinde yatarım. Bu ne uykusudur? Aman yoksa bu kızın başına bir hal mi geldi? Hele arka kapıya dolanıp da şu kıza bir bakalım deyip kızla oğlanın kaçtığı dağ yönündeki kapıya gider. Mandala el atıp kapıyı açarken eşik çatır çatır seslenir. De hey tasasız, kaya dibine yatar horul horul uyursun. Kızın şehzadeyle kaçalı 3 gün oldu. Sen hala buralarda dolanır durursun. Deyince dev anası hiddeti başında tüterek içeri saldırır. Bağırıp çağırarak, ağzından köpükler saçarak, gözlerini fıldır fıldır çevirip belerterek odaları 4 döner. Hırsından her yanını alkanlar içinde tırnaklayıp naralar salar. Öyle ki dağlar dereler güm güm öter. Hemen bunların izini sürüp ardına düşer. Orası burası, dağı deresi, düzü sopası, peşlerinden yel gibi toz kaldırarak koşar ki harıltısından, gıcırtısından, hele dişlerinin gıcırtasından havalarda kuş dört bir yanda canlı hayvan kalmaz. Korkudan hepsi birer deliğe kova girip gözden yok olurlar. Kızla oğlan, çala kamçı, 4 nala at koşturup 3 günlük yol gitmişler. Durmamış koşmuşlar ama yola çıkan dev anası bir tas su içilecek bir zamanda bunlara yetişir. Oğlan dev anasının onlara yetiştiğini görür. Devin ensesini yakan soluğunu duyup korkusundan eli ayağı çözülüp at üzerinde duramaz olur. Kız oğlanın halini görüp ''Korkma, dizgini sıkı tut, atın boynuna iyi yapış.'' derken tam dev anası arkadan erişip elini uzatıp bunları kavrayacağı sırada mercan kız yakasındaki iğneyi çıkarıp ardına fırlatır. Her yan 4 yandan baştan başa iğne tarlası olur. İğneler dev anasının ayaklarına hart hart battıkça feryadından, inlemesinden meydan güm güm öter. Kızla oğlan kamçıya kuvvet, kuskuna gayret, fırsattan fayda,
3 gün yol giderler. Dev anası da bu iğneli tarlayı ancak 3 günde geçebilir. Yine düşer bu kaçakların ardına. Ayağı düz yola değdikten bir tas su içimine kadar bunlara erişir. Oğlan dev anasının yine peşlerinden geldiğini görünce korkusundan el ayağı çözülür. At üzerinde duramaz olur. Kız oğlanın halini görüp "Korkma, atın dizginini bırakma, sıkı dur şehzadem" deyip tam bu dev anası harlayarak yetişip elini uzatıp bunları kavrayacağı sırada kız cebinden sabunu çıkartıp atı verir. Her yan dört yan baştan başa kaygan, kaypak bir hale gelir ki ayakta durmak bir adım atmak mümkün değil. Dev anası düşüp kalkmaktan her yanını zedeleyip yaralar. Kurtulmak için çabalarken düşüp sırt üstü devrilir. Kız ile oğlan yine fırsattan fayda. Çala sırım 3 günlük yol daha giderler. Dev anası da uğraşa uğraşa, düşe kalka ancak 3 günde oraya geçebilir. Yine düşer bunların peşine. Bir solukta onlara yetişir. Soluğunun ateşi yalazı uzaktan bunlara ter döktürür. Oğlanı yine korkusundan eli ayağı çözülür. Atın üzerinde duramaz olur ki yanındaki kız ona kanat germese, tedbir bulmasa dev anasının eline düşecek. Kız oğlanın halini görüp "Korkma, atın dizginini bırakma, sıkı dur şehzadem" deyip tam bu dev anası elini uzatıp bunları kavrayacağı sırada kız heybeden su testisini çıkarıp yere vurmasıyla orası büyük bir akarsu olur. Dev anası o yana koşar, bu yana koşar. Derin su ona geçit vermez. Kürelene kürelene akar ki yüzmekte olmaz. Dev anası geçmekten umudu keser. Kız ile oğlan kamçıya kuvvet, kuskuna bereket kaçarlarken dev anası artlarından seslenir. İlahi çocuklar, elimden kurtuldunuz ama alın yazınızdan kurtulmayın. 7 yıllık hasretlik çekin, kavuşmayın diye ilenip geri döner. Kız ile oğlanın da bunların atlarının da artık iyice güçleri tükenir. Gide gide giderek durup durup konuşarak şehzadenin memleketine gelip kavuşurlar. Şehre ulaşmadan bir durak önce ayrılık çeşmesi başında attan inerler. Çeşmenin başında uzanıp giden bir yüce kavak ağacı varmış ki yaprakları güneşte yanar döner, fener gibi ışıldar, yel eserken par par kımıldarmış. Saraya bir duraklık yer varken telaşından yerinde duramayan, yürüyüp saraya kavuşmak isteyen şehzade, kızın çeşme başında duraklamasına şaşar kalır. Kız, "Ey şehzade, buralara kadar geldik eriştik. Karşıdan saray da görünüyor. Sen yürü git, ben burada kalacağım. Anam ardımızdan ilendi. Elbette o ilenci yerine gelir. İleride çetin vakitte ansızın ilence uğramaktansa şimdi üstüne varmak yeğidir. Ne dediyse olacak. 6 ay hasretlik çekeceğiz. Şimdi buradan ayrılalım. Ben şu kavağın başına çıkar. 6 ay sabreder beklerim. Anamın ilencinin yükünü savarız. Yoksa bizim rahat yaşamamız, telaşsız bir oh dememiz mümkün olmaz. Ara sıra gelir yoklarsın. 6 ay sonunda gelir beni alırsın." Dediğinde şehzade dev anasının ilencini "Adam sen de" der, küçümser. Bu kadar sıkıntı, yorgunluk, üzüntü ve korkudan sonra artık yollarımız açılmış, bahtlarımızın çözülmüş olacağını düşünür. Kızı hemen saraya götürüp düğün dernek evlenmek ister. 1000 dereden su getirse de ne kadar üstüne düşüp söze söz, niyaza 1000 naz katsa da bu kızı kararından döndüremez. Kız, "Dediğin olmaz. Dayatman da, üstüme düşmen de boşunadır. Bunu yapmazsak başka türlü belalarla çatarız. Üzülmekten, ezilmekten kurtulmamız hiç mümkün olmaz" der. Sonunda bu kız dediğini yapıp kavağın başına çıkar. Şehzade de kadere rıza gösterip alıp garip başını gider sarayına. Saraya vardığında ortalıkta suyu çekilmiş değirmen örneği bir sessizlik. Çarşı pazarda, dükkan tezgah kapalı. Alışveriş durmuş. Sokaklarından gelen geçen yok. Sarayın kapısına varır bakar ki kapıcıları, kullukçuların kaşlarının arası açılmaz. Selamlığı haremi dolaşır görür ki kimsede ağız dil yok. Karayas içindeler. Şehzade yoldan gelmiş kirpas içindedir.
bir tanrı selamı bir kul sözü edip şehzadenin içine giren, kuşku için bir şey söyleyen kimse olmaz. Lalası ile karşılaşıncaya kadar kimse onu tanımaz. Ama lalası bunu zayıflamış, günden güneşten kararmış, üstü başı dökük de olsa gözlerinden tanır. Onun şehzade olduğunu anlar. Elinden tutar, eteğinden öper, doğru götürür babasının taht odasına, onu tahta oturtur. Sonra da babasının ölümünü, tahtın memleketin sahipsiz kalışını, kendisini ne kadar zamandır beklediklerini bir bir döker anlatır. Şehzade bir zaman ağlar ve yas tutarsa da sonunda davranıp kul işini, devlet düzenini eline alması, hükmünü yürütmesini gerekir. Yası kısa sürer. Töre neyi gerektiriyorsa lalası ile sıvanıp işe girişir ki az zamanda güven ile devlet düzeni yoluna girer. Çarşı pazarda dükkanlar açılır. Sokaklar, meydanlar canlanır. Kervanlar gelip gitmeye başlar. Ne olur ne olmaz diye öteye beriye dağılan varlık sahipleri, marifetli kişiler bu şehzadenin babasının yerine doldurduğunu anlayınca teker teker dönüp yeniden şehri doldururlar. Şehzade gündüzleri erken saatten gün batısına gücünü tüketip kendini kıyasıya devlet işleriyle uğraşır. Geceleri de gönlünün sultanını düşüne düşüne günlerini, aylarını saymaya başlar. Ara sıra sabrı tükendikçe atına binip şehir dışına çıkar. Çeşme başındaki kavağın altına gelir. Bir zaman kızı seyreder. Konuşur döner. Kız için her gün ağacın dibine yemek bırakırlar. Gün dediğin, ay dediğin nedir ki? Bazen uzar, bazen kısalır. İşler böylece çarkına girip dönmeye başlayınca 7 ay tamam olur ki dışında olana 7 gün gibi, içinde olana 6 yıl gibi gelir. Bir sabah bir kara cariye iki elindeki testi ayrılık çeşmesinden su almaya gelir. Eğilip su doldurmak isteyince bir de ne görsün? Suyun aynasında bir dünya güzeli parlar ki o kadar olur. Suda gördüğünü kendi resmi sanıp hemen içine bir benlik çöker. Aman ben bu kadar güzelmişim de bilmezmişim. Bu kadar güzel olayım da hala testiyle su çekeyim. Bu güzellikler bendeyken padişah karısı olmalıyım deyip elindeki testileri birbirine çarpıp salına salına kasıla kasıla konağa varır ki tafrasından edasından geçilmez. Öyle süzülür ki hasekilerden, sultanlardan seçilmez. Konağın hanımı bu hali görüp kız hani su testisi ne ettin onları diye üzerine varınca kız da aman hanım siz durmuş hala testi soruyorsunuz. Ben bu kadar güzel olayım da çeşmeden su taşıyayım. Yazık değil mi bana? Bu güzellikle size hizmet edemem. Layığım ne sizsiniz ne de başkası. Layığım neyse onu bulmalıyım. Ben muradıma ermeliyim deyince evin hanımı, kalfalar, kadın efendiler cariyenin başına birikir. Aman ilahi kız sen deli mi oldun? Aklını mı oynattın? Güneş mi çarptı? Senin şu kara suratında, kapkara bedeninde güzellik neredeymiş hele diye gülüşür, çağrışırlar. Kara cariyenin yüzü bir kat daha kararır, döner morarır. Güzelliğimi ne gördünüz ne de gösterdiniz. Kapınızda layımca gün göstermediniz. Gözümle gördüm anladım. Benim gibi güzeli dünyada kimse bulmuş değil. Benim gibi bir güzel saraylara girmiş değil. Kadınlar yine yeniden iki testi tutuştururlar. Gönderirler çeşme başına. Can sıkıntısı, gönül üzüntüsü. İçinde eşekten düşmüşten beter olup varır çeşme başına. Su almak için eğildiğinde görür ki yine ayın 14'ü gibi bir güzel kızın yüzü pınara vurmuş. Parıl parıl parlıyor. Aman ya Rabbi, bu ne iştir? Bu ben değilsem kimdir? Deyip iki yanına yöresine bakar ki ağacın tepesinde bir kız oturuyor. O zaman olup biteni, başına geleni anlar. Bir zaman bu kızın güzelliğine bağlanıp için için onu seyrettikten sonra ''Ah hanım, güzel hanımım, ağaç tepelerinde ne yapar, ne edersin? Beni yanına al da orada sana hizmet edeyim, işlerini göreyim.'' derse de mercan kız ''Aman ben hizmetçi falan istemem. 6 aydır buradayım. Buradaki süremin bitmesine birkaç gün kaldı. Artık derdim de engelim de bitti.'' Sen sularını doldur işine git derse de kara cariye oradan bir türlü ayrılmaz. Aman güzel hanımım benim bir tek güzelim. Ben artık senin
kulun kölen oldum. Kovsan da gitmem. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Seni gören nasıl kopsun da ayrılsın diye diller döküp önünde dökülüp saçılıp düzenler döşedikçe Mercan kız bu yalvarmalara dayanamaz, bu kızı yanına alır. Eğil kavağım eğil, kara kızı al da doğrul. Deyince tepesinde oturduğu kavak yerlere kadar eğilir, kara cariye üzerine atlayınca doğrulur. Artık ağacın üzerindeki kara cariye kıza bin dereden su getirip, sapa yerden söz dolandırıp, kenarının yanını dolaştırıp ağzından laf alır ve başından geçenleri öğrenir. Sonu da Mercan kızın padişahın nişanlısı olduğunu, ilençten kurtulmasına 3 gün kaldığını, 3 gün sonra padişahın gelip bu kızı alacağını öğrenir. Bütün macerayı dinledikçe hasretinden çatlayacak hallere gelir. Ne yapsam, neler etsem, bir yolunu bulup seni yok etsem, yerine ben geçsem diye içini bir pençe tırmalarmış gibi, ama insanın alacası içinde, dışından kim seçe kim göre. Kara kız bunları dinleyip hemen davranır. Bu kıza hoş hikayeler, temsiller anlatır. Taklitler yapar, eğlendirir. Arada bir biçimini, yordamını getirip nasıl olup da kavaklara söz dinletip hüküm yürüttüğünü laf arasında ona soru verir. Elbet bu işin bir yolu, bir düzeni, tılsımı var. Öyle değil mi deyince kızın saflığına kanan Mercan kız sakınmadan, "Aa, onu mu soruyorsun? Pek kolay bir iştir. Saçlarımın içine gizlenmiş 3 iğne var. Benim tılsımım bunlardır. Onları biri çekiverirse ben bir kuş olur uçarım. Bu iğneleri başına takan da bu kavağa hükmünü yürütür. Hem başka birçok şeyler de onun emrine, fermanına bağlanır." diye bütün gizli sırlarını, tılsımlarını bu kıza anlatır. Ne yapsın Mercan kız? 6 aydır kimseyle konuşmadan ağaçta kuş gibi tünemiş oturmuş. Bir can yoldaşı bulunca iyice açılmış. Hele böyle düzenli, art niyetli olana karşı durmak ne mümkün? Aradan bir zaman geçer kara kız. Aman sultanım, 6 aydır şu kavağın doruğunda kalmışsın. Belki başına bit üşüşmüştür. Padişah gelip seni götürmeden dizime yat da başını ayıklayayım deyince Mercan kızın aklına bir şey gelmez. Başını kızın dizine koyar. Kara kız orasını burasını biraz tarayıp düzeltip karıştırırken kızın başındaki tılsımlı iğneler eline geçer. Onları hemen çekip alıverir. Kara kızın dizinde yatan bahtsız kızcağız da başından iğneler çekilip alınınca bir akkış olup bir ah ile yürekten ötüp pır diye uçar gider. Yüksek dallardan birisine konar. Arap kız, aman şunu kaçırmayayım, yakalayıp boynunu koparıvereyim derse de kuşa yaklaştıkça kuş kaçıyor. Sonunda uçup gidiyor. Dev anasının ilencinin günü, saati de tam o sıralarda tamam olmuş. Zaten sarayda padişah da bunu 4 gözle sayarak hesap yapıp beklermiş. Yanına bir tahtaveren alıp ata biner. Gelir çeşmenin başına gelin almaya. Padişah şöyle bir yukarı bakar ki ne görsün? Dalların arasında kapkara bir şey kararıp oturuyor. Vah aman, bu nedir? Hır mı, hayır mıdır? Neyin nesidir? Diye kendi kendine söylenir. Sonunda ağacın tepesindeki karaltıya seslenir. 6 ay günü saatiyle tamam oldu. Dev anasının ilenci kalktı. Hasretlik bitti. Yolların düğümü çözüldü sultanım. Artık in aşağı da bin tahterevanına. Gidelim sarayımıza. Düğün kuralım deyince Arap bacı da yukarıdan bunları dinleyip bin naz ile. Eğil kavağım eğil. Ben de ineyim de sen doğrul. Deyince bu kavak yerlere yatıyor. Padişah şaşırmış bakar dururken bu kapkara çirkin alamet ağaçtan yere atlayıp salınarak yürür. Yakınına geldiğinde ona bakan padişah karşısında bir kuzgini fellah görür ki baktıkça içine karanlık çöker. Aman, bu dünya güzeli kıza neler oldu, ne hallere girdi diye padişahın derin kuşkulu düşüncelerine daldığını gören kara kız hemen davranıp, aman beyim, gözlerini belertmiş, ne bakarsın, donmuş dikilir, biraz soğuk durursun,
güneşten, ayazdan, yelden, rüzgardan karardığıma mı şaşırıyorsun? Sen 6 aydır sarayında, zevkinde, sefandasın. Bense burada güneşin altında kavrulup karardım diye söze girişip birlikte kaçışlarını, daha önce başlarına gelenleri, dev anasının ilencini bir bir anlatınca padişah, bu kız benim mercan kıza benzemiyor. Ama aramızda geçenleri bir bir bilip söylüyor. Artık kuşkulanmak olmaz. Alıp saraya götürmeli. Yıkasınlar, ovalasınlar. Bir zaman gölgede dursun bakalım. Elbet açılır, ağrır. Eskisi gibi ay beyaz olur deyip kızı tahteverana bindirip alıp doğru saraya götürür. Bir yanda Arap bacıyı hamamlarda sabunlaya, lifliye, keseliye, ovalaya, ağartmaya çabalayıp koyu gölgelere çekip bekleye dururlarken, bir yandan da düğün dernek kurup her yana haber salıp Tatar ulak gönderip hazırlıklara girişirler. İlden yabandan konuklar gelir. Düğün başlar, 40 gün 40 gece davullar dövülüp sazlar çalınır. Çengiler, köçekler oynar. 40 köşeye kurulmuş 40 ocakta 40 kazan aş kaynıyor. Kepçe kepçe alıp lenger lenger üleştirilirler. Sonu gelmeyen yol, yorulmadık kol, tükermedik aş, bitmedik iş olmaz. Düğün dernek bitiyor, bunlar evleniyorlar. Zavallı padişah, bu kız günden güne ağaracak, eskisi gibi ak pak olacak, gelişip güzelleşecek diye bekler, ıkınır, yutkunur dururmuş. Bu padişah beklesin, gelin hamamda uğunsun, kesilene ne dursun, biz gelelim ak kuş kılığına giren mercan kızın kara yazısına. Sarayın bir büyük bahçesi varmış. Bahçıvan başı bir sabah erkenden, gece nemi yapraklardan tütmeden, güllerin dibini çapalar, kurularını ayıklarmış. O sıra kulağına bir ses gelir. Bahçıvan başı, bahçıvan başı, bahçıvan başı bakıyor çevresine, yanına, yöresine. Kimseyi göremiyor. Yeniden çapalamaya girişince aynı ses geliyor. Bahçıvan başı, bahçıvan başı. Bahçıvan dönüyor, dolanıyor. Kim bu gizlenip seslenen kişi diye öteyi beriye araştırıyor. Bakıyor ki kimse yok. Çapayı eline alıp işe girişince bu sefer daha yakından açık bir ses duyuyor. Bahçıvan başı, bahçıvan başı. Başını kaldırıyor. Başının üstüne bir ağaç dalına konmuş ak pak, gümüş gibi parlayan bir kuş görüyor. Bahçıvan başı, bahçıvan başı. Buyur sultanım. Beyoğlu ne yapıyor? Uyuyor sultanım. Arap cariye ne yapıyor? Uyuyor sultanım. Beyoğlu uyusun, uyansın. Gül yastığa dayansın. Arap cariye alkanlara boyansın. Konduğum ağaçlar kurusun diye bahçıvanla konuşan kuş sonunda pır diye uçup gidiyor. Bahçıvan ak kuşun konuşmasına şaşıp duralarken birden bu kuşun konduğu ağacın yaprakları kavrulmuş gibi bükülüp dökülmeye, dalları da odun gibi kurumaya başlayınca büsbütün korkuyor. Orada olup bitenleri içine atıp kimseye anlatamıyor. Ertesi sabah bahçıvan başı yine erkenden gelip gülleri düzeltirken bu ak kuş gün doğumuyla gümüş gibi parlayarak gelir. Par par kanat çırparak seslenir. Bahçıvan başı, bahçıvan başı, buyur sultanım. Beyoğlu ne yapıyor? Uyuyor sultanım. Kara cariye ne yapıyor? Uyuyor sultanım. Beyoğlu uyusun, uyansın. Gül yastığa dayansın. Kara kız alkanlara boyansın. Bindiğim dallar kurusun der. Pır diye uçar. Bahçıvan kuşun konduğu ağacın dallarını baştan köke kuruyup kavrulduğunu görür. Ak kuş bu düzen üzere 3 gün süreyle bu bahçeye gelip 3 ağaca konup yanık yanık 3 defa ilenince çadır gibi koyu gölgeli koca ağaçlar kurur. Has bahçenin bir yanı kupkuru, cas cavlak, ortada sırıtır kalır. 3. gün padişahın içi çok sıkılır. Garip gönlü sabah akşam karısının kara çirkin yüzünü görmekten kararıp sifir kesilir. Hay aman, nedir bu? İçim çürüdü. Şu gül bahçesini bir dolansam da açılsam deyip o taraflara yürür ki dolandığı yerleri tanıyamaz olur. Koyu gölgelik yerler günden güneşten kavrulmuş gibi.
üç koca ağaç odun gibi karşısında dikilir. Hemen bahçıvan başını çağırıp, "Bre bahçıvan başı, nedir bu bahçenin hali? Bu ağaçlar, yeri cennet olsun, rahmetli babamın eliyle diktiği ağaçlardır. Bunlar ne vakit nasıl kurudu? Hem sen neden bunlara bakmadın?" deyince zavallı adam, ha bugün ha yarın diye başına gelecekleri beklermiş. Bunları duyunca boyun büküp, "Padişahım, benim bakımda, hizmette bir kusurum yoktur. Bugün üçüncü gün oluyor. Her sabah gün doğumu ile bir ak kuş parlayarak geliyor. Bu ağaçlara konuyor, bana sesleniyor. Sizi ve gelin sultanı soruyor. Giderken de ileniyor. Konduğu ağaç hemen kuruyup odun kesiliyor. Bana söylediği bir çeşit maniye Türkiye benziyor." diye olup biteni, kuşun dediklerini bir bir anlatıyor. Padişah aslına bakarsa o kadar hamam, o kadar keseden sonra aylardır ağarmak bilmeyen bu kara gelinden iyice kuşkulanırmış. Ama nasıl olur da bizim aramızdaki sır olanları bütünüyle bilir diye işin düğümünü kesip çözemezmiş. Bir türlü bahçıvanın anlattıklarını dinleyince işin düğümünün bu ak kuşta saklı olduğunu içinden sezip bir hikmet gizlediğini anlar. "Anladım bahçıvan başı. Acaba yarın da gelir mi? Gelirse hangi ağaca konar ne dersin?" diye sorunca bahçıvan başı da, "Gelir mi bilmem padişahım. Ama üç gündür aralıksız geliyor. Yarın gelirse herhalde sırrıya göre şu ağaca konar." deyince padişah hemen çarşıya haber yollayıp bütün kuşçuları çağırtıyor. Kuşun rengini, biçimini anlatıp geliş zamanlarını bildiriyor. Bu kışın bir tek tüyüne bile zarar gelmemek şartı ile üzerine ağ gerilip canlı tutulmasını ferman ediyor. Hemen bunlar bahçeyi dolaşıp ağaçlara bakıp bahçıvan başı ile konuşup danışıyorlar. Sonunda bir büyük kuş ağı hazırlayıp daha akşamdan ağacın üstünü kuruyorlar. Padişah da sabaha yakın gül bahçesine gelip bahçıvan başının gösterdiği bir yere sinip bekliyor. Gün doğumu ile bu ak kuş par par parlayıp geliyor, ağaca konuyor. "Bahçıvan başı, bahçıvan başı, buyur sultanım." "Beyoğlu ne yapıyor?" "Uyuyor sultanım." "Karacariye ne yapıyor?" "Uyuyor sultanım." "Beyoğlu uyusun uyansın, gül yastığa dayansın. Kara kız al kanlara boyansın, bindiğim dallar kurusun." diyerek pırr eder uçarken dört bir yandan çadır gibi gerili ağın iplerini birer köşeye gizlenmiş kuşçular çekiverince ağ hemen ak kuşun üzerine kapanıverir. Onu hemen oradan alıp altın kafese koyarlar. Padişah bu kuşun sesini duyup görünce içi bir anda ferahlayıp yüreğinin karası, zifiri arınıp yüzü gülüyor. Artık bu kafesi gündüz gece yanından, gözünü ucundan ayırmayıp gittiği yere birlikte götürüyor. Kara kız, gelin sultan, altın kafesteki bu ak kuşu görünce hemen içinde bir sıkıntı düğümlenip kara canı bunalıyor. Gözlerini devire devire, yüreği ezile büzüle bir zaman bakıp sonunda bu kuşun o kuş olduğunu sezip anlıyor. Ama padişah bu kuşu pek sevip yanından ayırmadığından bir yeni düzen ve dolap kurmak için uygun fırsat kolluyor. İçinin karası fas fas kabarıp taşmak derecelerine geliyorsa da sabredip bekliyor. Padişah ikide bir, "Bu kuşun tüyüne zarar vereni cellada veririm." der, herkese gözdağı verir dururmuş. Aradan birkaç ay geçiyor. Padişah büyük bir ava çıkıyor. Vezirleri, paşaları, beyleri, devletin ileri gelenleri atlanıp silahlarını kuşanıp dış büyük avluda hazır olunca padişah hizmetçilerine, "Ben ava çıkıyorum. Burada yokken kuşumun tüyüne dokunanı cellada veririm. Gözünüzü üzerinden ayırmayın." diyor ve sürekli avına çıkıyor. Padişah yola çıkar çıkmaz bu Arap cariye hemen hizmetçileri uşakları çağırıp, "Padişahtan gebeyim, aş eriyorum. Tez şu ak kuşu kesip bana kızartın. Yoksa hummaya uğrayıp ölürüm. Aman bir damla kanını yere damlatmayın." diye emirler verir. Uşaklar biraz direnip, "Aman gelin sultan, bu ak kuş."
diyerek padişahın bu kuş üzerine tembihlerini, kendilerine nasıl sıkı gözdağı verdiğini anlatarak yalvarıp yakarsalar da bu Arap cariye onlara "Hayır, siz karışmayın. Kul tayfasının yol yordam gösterdiği, akıl öğrettiği nerede görülmüştür? Defolun huzurumdan!" diye bağırınca bunların akılları başlarından gidip her birisi birer köşeye sinip korkularından tir tir titremeye başlar. Arap cariye hemen kendi adamlarına emir verip bu kuşu kestirir. Öteki uşaklar kenardan köşeden bu hali görüp korkularından dudakları yarılır. Yürekleri par par ederek ölümlü sonlarını beklerler. Kuşu kesen uşak kapı önünde kanını yere damlatmayayım demiş. Ama bir terslik olacak, bu ak kuşun bir damla kanı kapının eşiğine damlıyor. Ama adam ne olacak, kim bilecek diye buna aldırmadan kuşu getiriyor. Arap cariye de derisi ve kemiği ile kuşu çıtır çıtır yiyor. Oh hele şükür, sonunda kurtuldum şu kızdan. Zor oldu ama tam oldu diye kara gönlü sevinip geçip köşesine kas kas kuruluyor. Saray kapısının önünde ak kuş kesilirken yere damlayan o bir damlacık kandan bir selve ağacı bitip 3 gün içinde boy atıp yükseliyor ki bunun benzeri bir yerde görülmemiş. Onlar böylece dursunlar. Biz gelelim padişaha. Padişah adamları ile avdan döner, boru öttürerek gelirken padişah bir bakar ki kendi yokken saray kapısının tam önünde koca bir selve ağacı bitmiş. Başı da göğe ermiş. Yahu ben giderken bu yoktu. 3 gün içinde bitip nasıl da yetişti? Bunda elbet bir hikmet vardır deyip hemen o sırada karnına bir ince ağrı ile birlikte gönlüne de bir acı bir ince sızı gelip oturuyor. Hemen atını mahmuzlayıp saray kapısında attan atlayıp merdivenleri ikişer ikişer aşarak yukarı koşuyor ki altın kafesi boş. Ak kuş da yok olmuş. Hemen halaylıkları, uşakları, bekçileri çağırıp kuşundan hesap soruyor. Bas bas bağırıp ortalığı kas kas kavuruyor. Bunların korkudan dudakları çatlayıp bir zaman el pençe gözleri yerde boyun keserek dururlar. Sonunda kekeliye kekeliye olup bitenleri doğruca padişaha anlatırlar. Padişah da onları dinleyip işittikçe sakinleşip kadere rıza gösterir. Kapının eşiğinde kan damlasından hasıl olup yükselen servinin kim olduğu içinden sezer gibi olur. Herhalde bunda bir hikmet olsa gerek, bize sabırla beklemek düşer deyip bu sefer de bütün vaktini bu serviyi pencereden seyretmekle, altında oturmakla, dalını budağını ayıklayıp okşamakla geçirmeye başlar. Bir zamanda böyle geçip 9 ay dolunca Arap cariyenin kuzgun gibi kara bir çocuğu olur ki görenler 10 adım ileri çekilir. Saray saray olalı gelin sultanlar, hasekiler böylesini doğurmamışlar. Padişah bu Arap cariyeden artık iyice soğumuştur. Doğan çocuğu da gördükten sonra bir daha görecek gözü yoktur. Olup bitenlerden bu işte bir kapalı yer olduğunu sezmiş, artık bir yolunu, düzenini bulup ipin bir ucunu eline geçirmeye çabalıyor. Bu işler, bu düzenler yuvarlansın yürüsün, günlerden bir gün padişahın canı yeniden ava gitmek ister. Bir sabah vezirleri, paşaları, beyleri, devletin ileri gelenleriyle at binip silah kuşanıp alıcı kuşlarını eğerlerini arkasına oturtup saray avlusunu dolaşırlar. Padişah da çıkıp atına biner, uşaklarını çağırır. Ben ava gidiyorum. Ne zaman döneceğim belli olmaz. Geçen seferinde bir yanlışlık ettiniz. Canınızı bağışladım. Kuşuma kıydılar. Serve ağacıma aman bir zarar gelmesin. Bir kıymak dalı kopacak olursa sizleri cellata veririm. Böylece bilesiniz diye sıkı sıkı tembihler ettikten sonra atlarını sürer giderler. 3 gün 3 gece dolaşırlar. Ötesi berisi, dağ derisi, yanı yöresi uçara kaçara atıp vurup dolaşırlar. Padişah ava çıkar çıkmaz bu karadan kara gelin sultan kapı önündeki yüce servinin nasıl olup da bittiğini bildiğinden fırsat kollar. Yolunu gözler. Kenara siner beklermiş. Hemen 4 kişiye tellallar çıkartıp memlekette ne kadar ağaç yontan, tahta işleyen usta varsa hepsini saraya çağırtır.
Uşaklar, hizmetçiler hık mık derlerse de gelin sultan bunları kovalayıp ustalara emreder. Şu ağacın doruğuna çıkıp kese kese aşağı ineceksiniz. Bir yandan da çakıp çatıp tek yongasını yere düşürmeden bana bir beşik yapacaksınız. Göreyim ustalığınızı deyince bunlar bağış üstüne deyip aletlerini alıp ağacın doruğuna çıkıp keserek yapıp çatarak yavaş yavaş aşağı inmeye başlarlar. Bu sırada yaşlı bir kadın ağacın dibine gelip bunlara seslenir. Ay oğullarım, asu oğullarım, kolay gelsin. Usta elleriniz dert görmesin. İlle bana oradan birkaç yonga atıverin. Hiç yakacağım kalmadı diye burnu çenesine değerek dişsiz ağzında dualar geveleyerek yalvarınca ustalar. Aman koca nine, iyi hoş diyorsun ama bu sarayın sultanının bize sıkı tembihi var. Sana buradan bir tek yonga veremeyiz. Ama içlerinden birisi, canım bu sultan hanım camda durup tuzak kurup bizi gözetlemiyor ya, ne bilecek yonganın eksildiğini. Verelim gitsin şu koca karıya bir kucak yonga diyor. Kadının isteği kadar yongayı atıveriyorlar aşağı. Koca karı torbasını dolduruyor. Doğru evinin yolunu tutuyor. Şehrin bir ucunda, kenar bir mahallede, bir çıkmaz sokakta bir odalı küçük bir evi varmış. Yongaları ocak başına boşaltıp kendisi dinlenmeye çıkıyor. Akşam olup evine dönüyor, bakıyor ki ev silinmiş, süpürülmüş. Bir kap yemek pişirilip sofraya konmuş. Kirli çamaşırlar yıkanmış. Temiz bir yatak yapılmış. Evin tabanından tavanına kadar her taraf pırıl pırıl parlıyor. Koca karının keyfine diyecek yok. Yiyor, içiyor, sonra da yatıyor uykuya. Bu işler bu düzenle süre dursun. 3 günün sonunda padişah avdan dönüyor. Daha karşıdan gelirken servinin yerinde yeller estiğini görüp atını sürüp rüzgar gibi gelip bakıyor ki ne görsün? Servi kökünden kesilmiştir. Vay bana! Eyvahlar bana! Biricik umudum, dünyada bağım, dikili ağacım bu serviydi. O da gitti. Hay hay bre Müslümanlar! Bu Arap karıdan bana hayır yok diyor, iyice kahrediyor. İşini gücünün lalasını bırakıp bir köşeye çekiliyor. Padişahın günden güne içi daralıp gönlü bulana dursun. Biz gelelim koca karının evine. Sabah oluyor, alıyor torbasını, çıkıyor dinlenmeye. O kapıdan çıkar çıkmaz mercan kız ocağın köşesindeki yongaların içinden çıkıp her tarafı silip süpürüyor. Yatağı toplayıp düzenliyor. Koca karının yemeğini pişirip sofraya koyuyor. Akşam olunca koca karı dönmeden önce yongaların içine girip gizleniyor. Ardından koca karı sırtında torbası, elinde 40 boğumlu, 40 budaklı bastonunu yere kaka kaka geliyor. Bakıyor ki yemeğe hazır, yatağı yapılmış, evin içi süpürülmüş. Tavandan tabana, 4 duvar, 3 pencere, kapı eşiğinden kıyı köşeye kadar her yan pırıl pırıl tertemiz. Yiyor, içiyor, sesini çıkartmıyor. Bu işler bu düzen üzere kurulu, birkaç gün sürüp gidiyor. Sonunda koca karı kendi kendine, bunu yapan temiz biri, eteği belinde, hamarat, becerikli bir kadın işidir. Ama kimin nesidir? Buraya nasıl gelir? Ne zaman gider? Hele şu torbamı alıp gider gibi yapayım. Bu kadının kim olduğunu anlamanın vakti geldi artık, diyor. Bir sabah söylene söylene torbasını alıp 40 boğumlu, 40 budaklı bastonunu yere kaka kaka dışarı çıkıp evin arkasına dolaşıyor. Evin arkasına dama çıkan bir merdiven varmış. Damda da bir delik. Dama çıkıp oradan gözünü uydurup aşağı odayı gözetliyor. Kısa zaman sonra bu kız ocak başındaki yongaların içinden çıkıp başlıyor iş görmeye. Yatağı toparlayıp bulaşıkları yıkıyor. Başlıyor ortalığı silip süpürmeye. Koca karı bu hali görüp usulca damdan iniyor, ön kapıya dolanıyor. Yavaşça içeri girip kız arkası dönük dalmış çalışırken birden sıçrayıp ocak başındaki yongaların üstüne oturuyor. Kız onun halini görüp oraya buraya koşup çırpınıyor. Bir yerini, yolunu bulup yongaların içine girmeye çabalıyorsa da koca karı, hiç çabalama kızım, yongaların üstüne iyice oturdum. Eteği belinde, hamarat, üstelik güzel bir kızsın.
Benim kimsem yok. Gel kızım ol. Şu kulübede yaşayıp gidelim. Kız çaresiz boyun eğiyor. Bu hali kimseye bildirmemek şartıyla razı oluyor. Biri dışarıda dolaşıp kazanır, biri içeride pişirip kotarır. Bunlar öz be öz ana kız gibi el ele, baş başa verip gönül hoşluğu, geçim düzeni kurup yaşaya dursunlar. Biz gelelim bahtı karalı, gönlü yaralı, yolları hep kapalı padişahın kendisine. Aradan birkaç ay geçiyor bu padişah artık. Bir kuşum vardı yitirdim, bir servim vardı göçürdüm, tacımdan tahtımdan sıkıldım. Şu dünya kapalı bana deyip bari öteki dünya işleriyle meşgul olayım artık diye düşünür, kalkar Hicaz'a gitmeye karar verir. Mahalle mahalle tellal çıkarır. Padişah Hicaz'a gidecek. Hayvanlarını ortağına dağıtıyor. At, sığır, manda, eşek, koyun isteyen saray kapısına toplansın. Duyduk dumadık demeyin diye bangır bangır bağıra bağıra şehri dört dolanıyorlar. Halk sarayın kapılarına yığılıyor ki ana baba günü. Sanırsın hayvan pazarındalar. Herkes bakabileceği kadar hayvanı alıp ipinden çekip götürüyor. Melemeler, kişnemeler, bağırtılar böğürtüler arasında gelenin gidenin hesabı yok. Mercan kız da kenar mahallenin çıkmaz sokağında bir tellalı duymuş, konu komşunun gidiş gelişini, bağırış çağrışlarını görmüş, dinlemiş. Aman koca anacığım! Padişah Hicaz'a gidecekmiş. Bütün hayvanlarını sütüne, işine bağışlıyor. Bakımına ortak arıyor, dağıtıyormuş. Git de bir hayvan da sen al gel deyince koca karı. Padişah benim gibi düşkün bir koca karıya hayvan vermez. Gidersen beni kapıdan kovarlar. Aman kızı, beni gönderip de ayaklar altında çiğnetme diye bir zaman mırın kırın ediyor. Ayak sürüyorsa da kız çok üstüne düşüp yalvarıyor. Koca karı da 40 boğumlu, 40 budaklı bastonunu yere kakarak, sümüğünü çekerek, gide gide giderek, taştan taşa sekerek, saray kapısına, padişahın huzuruna varıyor. Bastonuyla ötekini berikini iteleyip kakalayarak çıkıyor, padişahın karşısına sesleniyor. Aman padişahım, bakıp beslemesine, döndüğünde eksiksiz, sakatsız geri vermesine, sütünü, işini, yavrusunu bağışlamaya ortak olacağım. Bir hayvan da ben isterim. Padişah dönüp buna bakıyor. Partal, fakir, üstelik beli bükük, dişi dökük bir düşkün koca karı. Aman analık, sen ayakta durmaktan, kendini besleyip bakmaktan acizsin. Hayvana nasıl bakarsın? Hele ayak altında çiğnenirsin. Beri dur deyip bunu geri çeviriyor. Koca karı boş yere teslendiğini kızıp söylene söylene eve geliyor. Al kızım, az kızım, ben sana demedim mi? Büyük kapıdan kovaladılar. Kendine bakmaktan, beslemekten acizsin dediler. İri iri laflar, ciğere dokunur sözler söylediler bana. Derse de kız, aman koca anacığım, büyük kapılarda gönül yıkan da olur, yapan da. Sen hiç üzülme, hem de yılma. Kovsalar da uzaklaşma. Yarın sabah yine git. Bir hayvan almadan gelme diye onu sıkı sıkı öğütlüyor, yalvarıyor. Ertesi sabah bu koca karı yine 40 boğumlu, 40 budaklı bastonunu yere kakarak, sümüğünü çekerek, gide gide giderek, taş yerlerden sekerek saray kapısına, padişahın huzuruna geliyor. Bastonuyla ötekini berikini iteleyip kakalayarak çıkıyor karşısına, sesleniyor. Devletli padişahım, ömrün uzun, şevketin yüce olsun. Bakıp beslemesine, dönüp geldiğinde eksiksiz, sakatsız vermesine, sütüne, işine, yavrusuna bağışlamaya ortak olacağım. Bir hayvan da bana veriver. Garipçe, kuşça gönlümü hoş et. Tanrım da senin kalbindekini görsün. Duanı, hacılığını kabul etsin. Hac yollarını düz, dönüp gelişini tez etsin. Günahlarını bağışlasın da sevabın boyunca yazılsın deyince, bu koca karının duası, hele içi işleyişi biçimde sayıp döküşleri padişaha hoş gelir. Söyledikleri gönlündeki derde uygun düşer. Hay ömrüne bereket koca nine, dediklerin bir uğurlu vakte rastlasın.
Tanrı yanında makbul düşsün. Verin şu kadına. Her yanı tutuk, bacakları kütük, kötürüm tayımı da bari uzun boylu didilip uğraşmasın. Nasıl olsa akşama sabaha çıkmaz. Demesiyle oradan 3-4 kişi padişahın kötürüm tayını bir arabaya koyup götürüp koca karının ağır kapısından içeri bırakıyorlar. Koca karı da inliğe sızlaya, döne dolaşa 40 budaklı, 40 boğumlu bastonunu yere kakarak, sümünü çekerek eve gelir. Ah kızım, has kızım, başımı dertlere saldın. Gönlün hoş olsun diye yalvardım, dualar ettim. Sonunda şu iki güne çıkmaz, kötürüm tayı getirip başıma bıraktılar. Ah ne olaydı, bir sütlü cenek olaydı. Şu fakir halimiz de makbule geçerdi. Haydi bakalım gel gör, kısmetimiz bu kötürüm tayymış diye söylenirken Mercan kız ahıra koşup bakıyor ki yere yapışıp kalmış bir aciz tay. Bunun sırtını elinin ayasıyla 3 defa baştan ayağa sıvaması ile tay ayak üstüne kalkıp dikiliyor. Kız hemen bunu bir yemliğin önüne çekip arpasını, otunu bolca verip ahırın yanını iğne deliği kalmacasına tıkıyor. Ortalığı zifiri karanlık yapıyor. Kapıyı çekip çıkıyor. Kız bu tayı gece gündüz yoklayıp yemini, suyunu, tımarını gizli gizli yapıp bakıp bekliyor. Tay birkaç ay içinde iyice gelişip bir koca yavuz hayvan haline geliyor. Kız bunu besleye büyüte dursun. Padişah da Hicaz'a gidip geri dönüyor. Günlerden bir gün bakıyorlar ki yine sokak sokak tellal gezip bağırıyor. Herkes aldığı ortalık hayvanını geri getirsin. Duyduk dumadık demeyin. Kız kenar mahallenin çıkmaz sokağında tellalı duyar, komşuların hayvanları çekip götürdüklerini görür. Koca karıya, haydi koca anacığım, davran saraya git. Padişah adamlarını yolasın da tayını aldırsın deyince koca karı yine bu kızın hatırına yola çıkıyor. 40 boğumlu, 40 budaklı bastonunu yere kakarak, sümüğünü çekerek, gide giderek, taştan taşa sekerek saray kapısına, padişahın huzuruna varıyor. Bastonuyla ötekini berikini iteleyip kakalayarak çıkıyor, padişahın karşısına sesleniyor. Padişahım hoş geldin devletinle, bereket taşıdın ayağınla, bir hayvanımız da bizde vardı. Bu ihtiyar halimle getiremedim, ferman edin adamlarınız gelip alıversin. Demesiyle padişah da verdiği kötürüm tayı hatırlayıp bu kadar zaman içinde ölmeyişine şaşar. Adamlarına buyurur. Bunlar da koca karı ile gidip ahırın kapısına yanaşınca bakarlar ki zifiri karanlık bir yer. Gözleri alışınca görürler ki karanlıkta gözleri parıl parıl parlar. Yelisi kabarık, kuyruğu dimdik, canavar gibi kudurmuş harlayan bir at durur karşılarında. At bir türlü yanına yaklaştırmaz bunları. Döner padişaha haber verirler. O da bu işlere şaşar kalır. Anlatılanlara inanmaz. Padişah en usta binicilerini, hayvan cambazlarını, bilir kişileri derleyip bu koca karının evine gelir. Ahırın kapısına yanaşırlar. Bakarlar ki içeriye adım atmanın mümkünü yok. Atın harlaması, hele kişnemesi, şahlanıp fır dönüşleri, hele çifte atışları. Yanaşan can havliyle geri çekiliyor. Sonunda padişah, aman koca nine, sen bu kötürüm tayı ne hale getirmişsin? Böyle besli canavar aygırı şimdiye de kimse görmemiştir. Bunu kim besleyip baktıysa tutsun koşumlarını, takıp avluya o çıkarsın. Biz de kısmet olursa alır götürürüz deyince koca karı dönüp evin kapısından başını uzatıp Mercan kıza sesleniyor. Ah kızım, has kızım, bu atı sen besledin, şişirdin, canavar ettin, çıkardın. Başımıza ne dertler açtın. Şimdi kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Padişah da gelmiş. Bunu kim beslediyse o tutsun avluya çıkarsın diyor. Kız da kapı ardından olup bitenleri gözlermiş. Bunları duyunca, aman anacığım ne olacakmış bir atı tutup dışarı çıkarmaktan deyip başına bir yeşil örtü alıp dışarı çıkıyor. Padişahla adamları kız sıkılmasın diye ahır kapısından uzaklaşıyorlar. Kız pervasızca ahıra girip atın dizginlerini atıp eğerini kapatıyor.
Kolanını çekip öyle uygun sıkıyor ki demin şamatası iki mahalle öteye ulaşan atın çıtırtısı dahi duyulmaz hale geliyor. Dışarıdakiler kulak kesilip bekliyorlar. Kız atın yularından çekip onu ahırdan çıkarıyor. Atın dizginini kapıda bekleyen seyisten eline veriyor. İki kişi atın üzengilerine bastırıp onu eşikten aşırırken kız da eliyle atın sağrısına bir şaklap vurup ''Haydi mankafa beykir, sahibinde ne hayır gördüm ki senden göreyim.'' diyor. Padişah avlu kapısında bunu gözlermiş. Kızın sözlerini duyuyor, ata alıp saraya geliyorlar. Padişah bir derin düşünce alıyor. Olup bitenleri, atın hallerini, hele kızın sözlerini düşünürken doluya koyuyor, almıyor, boşa koyuyor, dolmuyor. Sonunda çaresiz kalıp bir adam gönderip bu koca karıyı saraya çağırıyor. Onu kapıdan alıp bir arabaya bindirip doğru huzura getirip çıkarıyorlar. Kadıncağız nefes nefese tıkanacak halde, burnu ağzına değerek, dişsiz ağzında sakız geveleyerek, gözleri de dört bir yana dönerek geliyor padişahın karşısına. Padişah, ''Ey koca nine, bir kötürüm tay verdim. Besleyip baktınız, olmayacak iş ettiniz. Ölecek derken oldu bir aygır köheylan. Bunu besleyen, bu hallere getiren, alıp dışarı çıkaran bu kız neyin nesidir? Boyu, posu, güzeli, hem de akıllı. Marifeti kenar mahallelerde, çıkmaz sokaklarda bulunacak şey değildir. Gel sen şu işini aslını, hem faslını, beni üzmeden, kendini de incitmeden bir bir dök ortaya. Hadi benim aslan ninem.'' deyince bu koca karı iyice telaşlanıp antlar, yeminler vererek tayı bu hale getirenin kendi kızını olduğunu söyler. Padişah da fazla ileri gitmeyip bir başka yola sapar. ''Pekala, öyleyse nine, kızın gelmiş yetişmiş. Tanrı'nın emri, peygamberin kavli, ataların töresi gereğince bu kızı bana elbet verirsin. Kötürüm tayı bu hale getirdi. Kim bilir nice işleri yattıkları yerden kaldırır da yoluna koyar. Ben bu kızda büyük hünerler görüyorum.'' deyince koca karı sıkışıp sızlanır. ''Aman Şevketlim, benim gibi bir dilenci koca karının kızını almak size ağır gelir. Dünya alem size ne der?'' diye ipe un serip, ipliği inci düzmeye, söz cambazlığına girişip, lafı sapadan dolaştırıp, yabana doğru savuşturmaya bakarsa da, buyruğu ağzından bir kere çıkmıştır padişahın. Para, mal, devlet hepsi yoluna feda. Gönül rızasıyla olmazsa elbet bu kızı zorla alırım deyip direniyor. Korkudan dudağı yarılan koca karı işin kötüye varacağını, bundan kurtuluşunu olmayacağını iyice anlıyor. ''Aman padişahım, bu kız senin için ne demek, cariyen olsun, yoluna feda olsun.'' deyip hemen 40 boğumlu, 40 budaklı bastonunu yere kakarak, sümüğünü çekerek, gide gide giderek, taştan taşa sekerek evin yolunu tutar. Bir yandan da ağlar sızlar. İhtiyar olduğu için zora gelemez. İnim inim inler. Eve gelir gelmez daha sokak kapısındayken başlar lafa. ''Ah kızım, has kızım, gördün mü başımıza gelenleri? Şu beygir yüzünden olanları, hem de olacakları. Padişah seni almak istiyor. O haline seni beğenmiş ki ne dediysem, lafı onca dolaştırdıysam kandıramadım. Sonunda işi zora bindirdi. Ben de korktum, razı geldim. Haydi bakalım şimdi ne edeceğiz? Bu işten yakamızı nasıl sıyıracağız?'' Kız, koca karının anlattıklarını can kulağıyla dinler. İçin için sevinir. ''Aman koca anacığım, boş yere ayak diremişsin. Atın geçtiği kapıdan ben de geçerim. Kısmetimse uygun düşer. Kula padişaha bakmaz, yana yana düşer. Değilse yan yoldan şaşar. Bu işler böyledir anacığım. Sen hiç telaşlanma. Hem de ince eleyip sık dokuma. Var git benden haber götür. Yolunca, töresince düğün dernek kurulsun. İl gün derilsin, davullar dövülsün. Yolların düğümü çözülsün. Tanrı yardımcım olsun.'' Koca karı saraya tez haber ulaştırınca hemen gün ortasında davullar dövülür. Tellallar çıkarılır.
Uzak diyarlara ulaklar, Tatarlar gönderilir. 40 gün 40 gece süren bir düğün kurulur. Aşlar kazanlardan taşar, çil altınlar ceplerden dökülür. Yerli yabancı gece gündüz yer içer, hora teperler. Gelen hediyelerden sarayın içi tavanlara kadar dolup taşar. Düğünün böylesi Hint padişahının kızına yapılmamış. 41. gün koca karının kulübesinden gelin alıp getiriyorlar, mercan kızı. Padişah yüz görümlüğünü takıp başının tül örtüsünü kaldırıp bakıyor ki ne görsün? Bunca yıllık hasret kaldığı mercan kız karşısında. Aman benim sultanım, sen nerelerdeydin? Su başında bıraktım, döndüm bulamadım. Şu garip gönlümü bir şeyle eğleyemedim. Nasıl avunacağımı bilemedim. Bir kuş buldum, sevindim. Bir serviye bağlandım, hepsini yitirdim. Son aylarda halimi herkes biliyor. Elbet sen de duymuşsundur, deyince mercan kız. Şu kara içli, kara yüzlü kadını çağır şuraya. Herkes içinde her şeyi anlatmayınca olmaz, deyince padişah adamlarını yollayıp Arap caireyi apar topar getirttirir. Zaten oldum olası kuş kullanan padişah da sıkılır, bükülür. Bu işlere bir kulp bulamazmış. Arap cariye huzura girip de padişahın yeni karısını bir görmesiyle onu tanıyıp eli ayağı boşanıyor. Oracağı çöküveriyor. Bunu gören mercan kız da ta başından başlayıp divanı dolduran kalabalığın ortasında olup bitenleri, başından geçenleri döküp anlatmaya başlıyor. Sonunda bütün hazır bulunanlar olup bitenlere, kısmet yollarının Tanrı'nın izniyle çözülmesine, dev anasının ilencinin gücüne şaşıyorlar. Hele bu Arap cariyenin yaptıklarına öyle kızıyorlar ki, bıraksalar parçalayacaklar. Padişah sonuna kadar bekleyip, söz tükenip, dert defteri kapanınca, yerde serili, iki kat kararıp duran Arap cariyeye, ''Hey hınzır kara kafir seni, şimdi 40 satır mı, 40 katır mı gerek?'' diye gürleyince uzbandut gibi yumru pazalı, ceviz kafalı, elleri kürek, taştan yürek cellatlar hemen bu kara cariyenin çevresine alınca o da ''40 satırı ne edeyim, 40 katır verin de binip köyüme gideyim.'' diyor. Hemen en azgınlarından 40 katır bulup getiriyorlar. Arap cariyeyi bu katırların kuyruğuna bağlıyorlar. Atların kıçlarına birer kamçı vuruyorlar. 40 katır, 40 güne doğru can havliyle ileri fırlayıp Arap bacıyı sürükleyerek parça parça ediyorlar. Bunlar ermiş muratlarına, nelerden sonra? Bize de yolumuzdan uzun sabırlar gerek. Tanrı işimizi onara.